Risale-i Nur ve Hariç Memleketler Risale-i Nur'un Hariç Memleketler'deki fütuhatına kısa bir bakış. Risale-i Nur, 20. asrın ilim ve fen seviyesine uygun müspet bir metotla, akla ve kalbe hitap ederek, ikna ve ispat yoluyla gittiği için, yalnız Türkiye'de değil, hariç memleketlerde de hüsnü kabule mazhar olmuştur. Eserler, memleketimizde yeni yazıyla matbaalarda basılmadan evvel, başta Pakistan ve Irak olmak üzere diğer İslam memleketlerinde Arapça, Urduca, İngilizce ve Hintçe tab edilerek bütün alemi İslam'a tanıtılmış ve fevkalade teveccühe mazhar olarak geniş bir okuyucu kitlesi bulmuştur. Bediüzzaman 40-50 seneden beri yalnız alemi İslam'da değil bütün dünyaca tanınmış mümtaz bir şahsiyettir. Kendisi küçük yaşından beri ilim sahasında ilzam edilmemiş olduğundan gerek dahilde ve gerekse hariçte nazarlar üzerine çevrilmiştir. Alem İslam'ın ilim merkezi olan Camii Eser, onun mertebeyi ilmini ve yüksek zekasını üniversite rektörü Şeyh Bahit gibi müdakkik alimler vasıtasıyla idrak ederken, müsbet ilimlerdeki derin vukufu da bütün dünyaya yayılıyordu. Mısır matbuatında Fatihül Asr diye tavsif edilerek hakkında makaleler neşrediliyordu. Kendisi bundan 45-50 sene önce Şam'da içinde yüz ehli ilim bulunan on bin kişilik muazzam bir cemaate, Cami ile Mevide irad ettiği mühim bir hutbede, alem İslam'ın geri kalış sebeplerini ve nasıl ilerleyebileceğini izah ederek, alem İslam'ın ittifakının ne kadar zaruri olduğunu beyan etmişti. Bu hutbesi bütün alem İslam'da hayranlıkla karşılanmış ve ilim meclislerinde ismi çok anılmaya başlanmıştır. Onun mücadele ve mücadelelerini işten, ve eserlerini okuyan binlerce kişi ona karşı büyük bir alaka duymaya başlamışlardır. Camiül Eser'in hamiyetli talebeleri bir hadis-i şerifin medara evham olmuş manasını Üstad Bediüzzaman'dan sormuşlar ve Üstad hasta olması dolayısıyla talebeleri Risale-i Nur'dan o meseleye müteallik mevzuları ve Üstad tarafından daha evvel o hadis dolayısıyla gelebilecek bir suale verilmiş kati bir cevabı bir araya getirerek göndermişler ve bu cevap gayet takdirle karşılanmıştır. Pakistan Marif Nazır Vekili Ali Ekber Şah, şimdi Sint Üniversitesi'nde rektör, Türkiye'ye geldiği zaman Bediüzzaman'ı ziyaret etmiş ve memleketimizden ayrılırken üstad ve eserleri hakkında gençliğe bir hitabede bulunmuş ve memleketine muvasalatında da beraberinde götürdüğü nur külliyatının resmen üniversitede okutturulması ve Urduca'ya tercümesi için teşebbüse geçmiştir. Pakistan'da münteşir Arapça ve İngilizce gazete ve mecmualarda üstad ve eserleri okuyuculara tanıtılmış. Türkiye'deki İslami inkişaf, Risale-i Nur faaliyetinin bir semeresi olarak belirtilmiş. Üstad Bediüzzaman, alem İslam'ın manevi lideri olarak zikredilmiş ve Hazreti Bediüzzaman Said Nursi diye hakkında birçok makaleler yazılmıştır. Bugün Risale-i Nur, İslam alemince, İslamiyet'e yöneltilen hücumları kıran bir sedd-i Kur'an'i olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Risale-i Nur, Avrupa, Amerika ve Afrika'da da hüsnü teveccühe mazhar olmuş. Başta Bahtiyar Almanya ve Finlandiya olmak üzere birçok memleketlerde okunmaya başlanmıştır. Bu cümleden olmak üzere Almanya'da Berlin Teknik Üniversite Mescidine Risale-i Nur Külliyatı konulmuş ve Şarkiyat Üniversitesi İlahiyat Bölümünde Risale-i Nur hakkında konferans tertip edilmiştir. Almanya'daki İslami fütuhatta Risale-i Nur'un büyük rolü olmuştur. Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Hafız Ali Efendi tarafından açılan dershanede Risale-i Nur dersleri de okutturulmakta ve yüzlerce Risale-i Nur talebesi yetişmektedir. Finlandiya'da İslam Cemaati Reisi tarafından Risale-i Nur neşredilmekte ve bu sayede birçok Finli Müslüman olmaktadır. Japonya ve Kore'de de Risale-i Nur'un birçok okuyucuları bulunmaktadır. Kore Harbi münasebetiyle Türkiye'den Kore'ye giden müteaddit Nur talebeleri tarafından bütün külliyat oraya götürülmüş bu eserlerin bir kısmı Japon üniversitelerine ve bir kısmı da Kore kütüphanelerine hediye edilmiştir. Bu vesileyle Japonya'daki İslam cemaati de Risale-i Nur'dan istifade etmeye başlamıştır. Hindistan ve Endonezya'daki Müslümanlar da Risale-i Nur'dan mahrum kalmamışlardır. Hacca giden bir Nur talebesi tanıştığı bir Hintli alime Risale-i Nur külliyatını hediye etmiş ve o alim de eserleri Hintçe'ye tercüme edeceğini ve bunun kendisi için büyük bir vazife olduğuna inandığını söylemiştir. Amerika'daki Washington Camii'ne bazı risaleler hediye edilmiş ve buradaki Müslümanların da bu eserlerden istifadeleri sağlanmıştır. Irak'tan gönderilen Risale-i Nur eserleri münasebetiyle Washington İslam Kültür Merkezi Genel Sekreteri tarafından eserleri gönderen Nur talebesine bir teşekkür mektubu yazılmıştır. Meskur beyanatımız Risale-i Nur'un hariç memleketlerdeki inkişafının malumatımız çevresindeki birkaç numunesidir. Yakında tab edilecek mucizeli Kur'an'da Hafız Osman hattı aynen muhafaza edilmekle beraber Kur'an'ın lafsi mucizeleri gösterilmiştir. Bu Kur'an'ın alem-i İslam başta olmak üzere bütün dünyaca ne büyük bir alaka ile karşılanacağı şüphesizdir. Bütün bunlar Risale-i Nur'un dünya çapında muazzam bir boşluğu doldurmakta olduğunun delil ve emareleri değil midir? Bütün beşeriyet Kur'an'a ve dolayısıyla asrımızda onun manevi icazını ispat ve beyan eden Risale-i Nur'a muhtaçtır. İşte bu kısımda, Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında hariç memleketlerde intişar eden makalelerin bir kısmını, Üstada ve talebelerine gelen mektuplardan bazılarını aşağıya derce ediyoruz Sint Üniversitesi'nin kıymetli dekanı Ali Ekber Şah'ın, Ankara'daki bir nur talebesine yazdığı mektup, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aziz Sıddık kardeşim, çok zamandan beri size mektup yazmadığım için özür dilerim. İnşallah bundan sonra sık sık yazacağım ve sizden de sık sık yazmanızı rica ederim. Muhabbetimde hiçbir azalma yok. Belki bu muhabbet daha da artıyor. Türkçe bilmiyorum. Lakin sizin Risale-i Nur'u görüyorum ve çok beğeniyorum. Zebani yari men turki ve men turki nemi danem ki hoş de, eger eğer bu da zabanış derdehanem bu ne kadar iyidir ki külliyatınızın adı da nurdur ve bu nurun daisidir aramızda ruhani rabıta var Allah'tan bu ruhani taallukatlarını çok çok payidar etmesini dua ederim Türkiye'deyken dostlarınızla da görüşmüştüm onların hallerini yazın ve hürmet ve selamlarımı tebliğ ediniz meşkur olurum Hazreti Nur nasıldır onun hakkında yazın ve selamlarımı ve huluslarımı hizmetinde olduğumuzu arz ediniz. Sabir İhsanoğlu ile görüştüm ve şimdilik onunla beraber oturup Türkiye'ye ait ve sizler hakkında bahsetmekteyim. Bizler biraz daha çalışacağız ve din hizmetinde olacağız. Allah yardım etsin. Mektuba son verirken sıhhat için dua eder, Cenab-ı Hak'tan Müslümanlara emniyet vermesini yalvarırım. Din kardeşiniz Seyyid Ali Ekber Şah Sint Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Haydar Abad, Batı Pakistan Pakistan İslam Talebe Cemiyeti tarafından gönderilen mektup Pakistan İslam Talebe Cemiyeti reisinden Üstad Bediüzzaman Hazretlerine gelen bir mektup. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Pakistan Talebe Cemiyeti Yıllık Kongresi Pakistan'ın payitahtı olan Karaçi'de Hicri 14, 15, 16 Rebiyül Ahir 1377, Miladi 8, 9, 10 Aralık 1957'de toplanacağını bildirmekle şeref yağabı oluruz. İslamiyet uğruna çalışan gençleri teşhir etmek gayesiyle bu kongre münasebetiyle mesajınızı göndermenizi rica ederiz. Belki Semahatlı Efendimiz, Pakistan'daki Müslüman talebe cemiyetinin İslamiyet'i şiar edindiğini biliyorlar ve cihandaki müşkül meseleleri doğruca halledebilecek ancak İslam dininin olduğuna da inanmaktadır. Bu cemiyet, Pakistan'da en kuvvetli bir cemiyet, en sağlam bir içtimai nizam olup, 10 seneden beri cihan şumul İslamiyet fikrini ve yüksek nizamlarını talebe önünde ve topluluklarında ispat etmeye çalışmaktadır. Ayrıca müsaadelerinizi ve layık olduğu şekilde bizim sizde olan ümitlerimizi boşa çıkarmayacağınızdan eminiz. Çok teşekkürler ederiz. Selamlar. Din kardeşiniz İpsar Alim. Pakistan İslam Talebe Cemiyeti Reisi. Risale-i Nur'un Pakistan'da neşriyatını yapan Karaçi Üniversitesi Tarih Bölümü Asistanı Muhammed Sabir İhsanoğlu. Risale-i Nur'un Pakistan'da neşriyatını yaparak pek çok kimselerin bu eserlerden istifadesini sağlayan Karaçi Üniversitesi Türk Tarih Bölümü Asistanı ve dört büyük gazetenin muharriri Muhammed Sabir'in bir mektubu. Bismihi Subhane. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem din kardeşlerimiz, kıymetli mektubunuzu aldım, çok çok teşekkürler. Hazreti Üstadımız Said Nursi'nin hal ve sıhhati nasıldır? Onu seven talebeler ve halk soruyor. Bana haber göndermenizi rica ederim. Bu ay içerisinde Hindistan'da İslamiyet'in ve Türklerin hakiki düşmanı olan Siyonist ve Kızıl Kafirlere karşı dört makale neşrettim. Türk-Pakistan dostluğunun esas ve tarihi hakkında da Karaçi'de bir fıkra neşrettim, size de gönderdim. İmam adlı aylık bir gazetede Rusya'da mazlum Müslüman başlıklı bir makale yazdım. Bunu da gönderdim. Ve başka Urduca gazetelere de gönderdim. Maksadım İslamiyet'e hizmet, Türk edebiyatını tanıtmak ve Türk düşmanlarına karşı yazmak ve çalışmaktır. Burada mühim bir kitap neşretmek istiyorum. Bunun için size yazıyorum. Bu hususta halkçıları tanıttırıyorum ki bunlar Türklere karşı çalışmışlar. Ve Cumhuriyet adına bütün milleti aldatıp dindarları zindanlara atmışlardı. Karaçi'de neşredilen bu makaleleri bir kitap halinde tab etmek istiyorum. Bize ne kadar materyal verirseniz hepsi burada neşre olacak. Bu mektubundan sonra size mühim bir mektup yazacağım. Ve bunda niçin üstadın İslam dünyasının en büyük din şahsiyeti olduğu ve bunun gibi hiçbir adam ne Endonezya ne Hint Pak Yarımadası ne Arap ve ne de Afrika'da çıkmadığı gösterilecek. Ey Nurcu dostlarım! Türk-Pakistan dostluğu için çalışınız. Komünistlerden agah olunuz. İftihar ederiz ki Türkiye ile Pakistan Bağdat Paktı müahedesinde şeriktir. Yolumuz İslamidir.'' Ne Arapçılık ne İrançılık. Geçen ay Seyyid Aleykber Şah beni çağırdı. Bu zat 1950'de üstadımızı görmüş. Bana çok iyi malumat verdi. O makalelerle de üstadı tanıtmış. Ve Yahudiler aleyhinde yazmıştır. Bu zat üstada selamlar ve talebelere dualar ediyor ve diyor ki Ben iki adamın tesiri altında kaldım. Biri Mevlana, diğeri de Said Nursi. Muhammed Sabir Muhammed Sabir'in diğer bir mektubu. Bir habere göre Menderes hükümeti, alemi İslam'ın ve dünyanın büyük mütefekkiri olan Hazreti Üstad Said Nursi'nin, çok mühim İslami eserler olan Risale-i Nur'un neşri için emir vermiş. Bu haberden Pakistanlı din yolunda çalışan adamlar büyük bir sevinç içinde kalmıştır. Bu neşir münasebetiyle Hazreti Said Nursi'yi, talebelerini ve Türk din kardeşlerimizi ruhu canımızla tebrik eder, milleti zulüm ve istibdat ve dinsizlikten kurtaran, başta Menderes olmak üzere bütün demokratlara teşekkür ederim. Bu hareketten dolayı Türk milleti aleyhinde yapılan harici propagandalar kırılacak ve alem İslam'ın Türkiye'ye olan eski muhabbeti yeniden vücut bulacaktır. Ben bir Pakistanlı Müslüman, Türkiye'ye hiç gitmedim. Said Nursi'yi görmedim. Lakin İstanbul Üniversitesi Nur talebelerinin neşrettikleri kitaplardan bazı parçaları mütalaa ederek hakiki ruhani bir lezzet hissettim. Ve şimdi bu uzak diyarda bir nur şakirde oldum. Ana dilim Urduca'da yazılmış bu gibi eserler yok. Ve Nursi gibi bir din kahramanı Hindistan ve Pakistan'da yok. Bu bir hakikattir. Eğer bu eserler Urduca'ya tercüme edilirse büyük İslami hizmetler olacağını ümit ediyoruz. Filhakika, komünizme karşı neşriyat yoluyla mücadele çok zaruridir. Ve demokratlar tüzüklerinde buna yer vermiştir. İnşallah bu gibi İslami faaliyetlerle Türklere karşı çalışan komünistler, parmasonlar ve başkaları mahvolacak ve istikbalde Türkiye eski makamına terakki edecek. Amin. Muhammed Sabir Errabatlı Pakistan'da bir nur şakirdi. Karachi Nur Talebeleri adına yazılan bir mektup. Karachi Nur Talebeleri Pakistan Muhammed Sabir İhsanoğlu M.A. Previz, Department of Islamic History and Culture, University of Karachi, Islamic Republic of Pakistan. Bismihi Subhane. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Efendim, Aziz ve Büyük Üstadımız olan Hz. Bediüzzaman Said Nursi'nin mühim eserlerini aldım. Başka eserlerini görmemiştim. Siz bana ilk defa olarak gönderdiniz. İmtihanım çok yakın. Mayıs'tan sonra Hazreti Üstad hakkında ve onun imani ve Kur'an'ı hizmetlerine ait makaleler yazacağım inşallah. Sizlere burada neşr olunan nüshalardan da göndereceğim. Maddeten sizi tanımıyorsam da manen tanırım. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün Müslümanlar hakiki bir kardeş gibi. Ben size, sizin İslami birader ve bahsus Türkiye'li Müslüman ve Nurcu olmanız haysiyetiyle yazıyorum. Ben bir Pakistanlıyım, Türkiye'li değilim. Ana dilim Türkçe değil. Fakat nur talebesiyim. Bediüzzaman Said Nursi'yi en büyük din ve fikir adamı bilirim. Ve kendimi bir nur talebesi ilan ederim. Said Nursi Hazretleri değil sizlerin, bütün İslam gençliğinin üstadıdır. Maalesef memleketimizde Türkçe bilen yoktur. Bunun için üstadın hizmetlerine na vakıftırlar. Pakistan'dan Risale-i Nur hakkında size malumat veriyorum. Üstad ve Türkiye hakkında malumat çok azdır. İki yıldır biraz çalışıyorum. Pakistan, Buhara ve Birma gazetelerinde makaleler yazdım. Çok takdir edilip benden Türkler ve Risale-i Nur hakkında yazılar rica ettiler. Benim evvela üstad hakkında malumatım yoktu. Bu meyanda Salih Özcan adlı bir gence, Türkiye'ye dair kitaplar göndermesi için yazdım, bana gönderdiler. Bunlardan birisi Serden geçtiğiydi. Bunda Risale-i Nur hakkında bir makale gördüm. Okudum, istifade ettim ve Nur hakkında malumat toplamaya başladım.'' Ben onun eserlerini okuyup yazmayı çok isterdim. O zamandan beri onun yazılarını okudum, düşündüm. O nedir? Bana malum oldu ki, ona karşı İslam düşmanları dışarıda propaganda yapmışlar. Onun hakkında bugüne kadar 12 makale yazdım. Davet, Delhi, İstiklal, Rangun, Tasnim, Lahor, El Munir Layalpur, Asya, Lahor, Müslim, Dakka, İnkılap, Karaçi, Ancam ve Cenk, Karaçi ve diğer bazı gazetelerde yazmıştım. Üstad hakkında yazılan bu makaleler diğer dillere de tercüme edilmiştir. Bugün onu binlerce, belki milyonlarca Müslim ve gayrimüslim biliyor. Benden onun hakkında malumat istiyorlar. Her gazete onun hakkında yazmak istiyor. İnşallah 3 ay sonra bu konuda bütün enerjimle çalışacağım. Düşmanı İslam'dan korkmuyorum. Karaçi'de üstadın kitaplarını, ve başka Türkçe kitapları topladım ve bir küçük kütüphane tesis ettim. Türkiye'den gelen bütün kitaplar buradadır. Bu yıl Türk-Pakistan Talebeler Birliği adlı bir cemiyet kurmak niyetindeyiz. Nur dostlarımızdan rica ederim ki Türk-Pakistan dostluğunun bağlarını müstahkem eylesinler. Urdu lisanı da okusunlar. Bu yarımada da 130 milyon Müslümanın milli lisanı yalnız Urducadır. Bizler burada Türkiye için çalışırız. Türkçe bilen Sibirya'dan Arnavutluğa kadar 60 milyon Müslüman ve Türkiye'deki 25 milyon Türktür. Nur talebesi kardeşlerime söylüyorum. Nerede olursa olsun Siyonizme karşı mücadele etsinler. Komünizmin icatçıları yalnız Yahudilerdir. Bugüne kadar bu komünistler İdil Ural, Kafkasya, Almanya, Kırım, Azerbaycan, Garbi Türkistan ve komşumuz Doğu Türkistan'ı istila ettiler. 60 milyon kardeşimizin hukuku payimal oldu. Hindistan'daki bir emperyalisttir. Nehru ve başka Hindular İslamiyet'in düşmanıdırlar. Maalesef Müslüman devletler bunu bilmiyorlar. Nehru Keşmirli Müslümanları öldürtüyor. Said Nursi'ye gidip Hintli Müslümanlar hakkında söyle ki kendi memleketinde buna karşı yazılsın. Said Nursi Hazretlerine burada çok hürmet vardır. Onu severiz. Onun sıhhat ve uzun hayatı için dua ederiz. İslam dünyasında Said Nursi'nin eşi yoktur. Mısır'da bir Hasan Benna var idi, şehit edilmiştir. Yurdumuzda İkbal vardı, vefat etmiştir. Halen bir mevdudi var, başka büyük adamlar da vardır. Lakin üstadımız gibi yoktur. Üstad, İslam dünyasının cevheridir. Onun hakkında malumat azdır. Onun eserleri Farsça, İngilizce ve Urduca'ya tercüme edilmemiştir. Lakin istikbalde olacaktır. Haşiye, bu temenniyi tahakkuk etmiş ve kısa bir zaman sonra eserler tercümeye başlanmıştır. Üstadın kıymetli hayatı hapishanede geçmiştir. Halkçılar ona çok mezalim reva gördü. Elhamdülillah bunların devri istibdadı gitmiş, demokratlar gelmiştir. Biz Pakistanlılar bunun için Menderes hükümetinin hamisiyiz. Eğer demokratlar olmasaydı ne Türk-Pakistan dostluğu olurdu ne de Bağdat Paktı ve sizlerle taallukat-ı imaniye. Kusura bakma, Üstadım Hazretlerine çok çok selamlar ve hürmetlerimi söyle. Nur dostlarıma da selam. Üstadın büyük ve iyi fotoğrafını gönder. Yaşasın İslam kardeşliği ve Türk-Pakistan dostluğu. Elbaki huvelbaki. Ev adresim Room No. 8 University Hostel Mission Road Karachi. Pakistanlı Nur Şakirdi, Errabatlı Muhammed Sabir. 33 1957